Merhabalar sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz hepiniz. Evet, Mayıs ayına başladık ve Mayıs ayında bir dolunayla başlıyoruz. 7 Mayıs Perşembe günü 17 derece Akrep Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek. Ve bu dolunay aslında çok değerli, çok kıymetli. Çünkü Akrep Burcu genellikle şifa kaynaklarımızı gösterir. Mesela dertlerin dermanı olacağı bir dolunay diyebiliriz. Volmaritalarımızda Akrep Burcu neredeyse işte oralarda bazı belirgin sonuçlar alabiliriz. Boğa Burcu'nun yeni ayında başlayan böyle ufak ufak gündemimize gelen konular burada daha artık belirgin şekilde ortaya çıkacaktır ve bazı konularda sonuçlar alabiliriz. Yani aslında zaten dolunaylar sonuçlanmalar elde ettiğimiz zamanları işaret ettiği için. Evet, ve genel olarak da su grubu bir burç. Dolayısıyla Akrep Burcu'nda bir dolunay olduğunda duygusal olarak çok daha yoğun hissederiz diğer burçlara göre. Daha derin enerjiler çalışacaktır çünkü. Ve kendimizle birlikte bu duygusallığı yaşarken 8. evde olduğu için hani yöneticisi Mars yönetiyor burayı. Burası da ortak kullandığımız paralar. Maddi gelirlerimizin başkalarıyla paylaştığımız yanı ortada. Yani bankalar, krediler, eş ve ortaklıklardan elde ettiğimiz gelirler, gelir kaynaklarımız. Burada paylaşılan tüm kaynaklar, işte sigorta, vergi, miraslı paralar, miraslı konular gündemde olur. Mahkemeler, nafaka gibi işte ya da sigortadan gelebilecek emeklilik gibi. Yani aslında tabii ki de 8. ev genel olarak bunları ve bazı başlangıçları ve sonları da işaret eder. Yani Akrep Burcu fiziksel ve duygusal olarak içimizde ya da gündemimizde bazı konuları artık sonlandırıp yeniden başlamayı da işaret ettiği için bazı yeni başlangıçlar yapacağız. Bu içimizde kanser olmuş konular, duygular son bulabilir. Artık neticeye gidebiliriz. Bunlar dediğim gibi yine parasal kaynaklarla olabilir. Mesela işte bir ortaklığın son bulması gibi bir ilişkideki bir paylaşım mesela eğer gerçekleşecekse bununla ilgili bir gelişme olabilir. Ülkeler için yani Türkiye için de konuşacak olursak Türkiye zaten Akrep Burcu ve bizim Akrep Burcu'nda çok gezegenimiz var ve tam o alanda bir dolunayda yine aslında hem ekonomiyi, hem gençleri, hem çocukları, hem eğitimi, özellikle 3. evde gerçekleştiği için dolunay, 3. ev daha fazla eğitim, iletişim, bilişim, ekonomi, efendim ticari konular, ticaret de burada öne çıkacak bir konu olacak özellikle. Tarımla ilgili ticaretler, eğitim, yüksek öğrenim. Ama daha fazla eğitimle ilgili konularda kesin böyle kararlar, belki yeni işte uygulamalar gündeme gelecektir. Zaten eğitim önümüzdeki 1,5 yılın ana temel madde konusu. Çünkü düğümler aks değiştirdi, ikizler ve yay aksına geçtiği için. Dolayısıyla eğitim ve ticaret özellikle çok fazla tüm dünyanın gündeminde olacak ve bizim doğum haritalarımızda da İkizler ve yay hattı nereye denk geliyorsa işte o alanlarda bizim hayatımızda önemli değişimler olabilir. 1,5 yıldan bahsediyoruz tabii burada. Bu dolunaya dönecek olursak Mars'ımız sabit bir burçta. Kova burcunda ve 6. evde yerleşmiş. Bu arada Mars dolunayın yönetici gezegeni. Tabii Kova burcundaki Mars biraz daha özgür, bireysel, hümanist, yenilikçi hareket etmek ister ama Mars'ın ve Venüs'e de uyumlu bir açısı var. Aslında bu hani bu dolunayı aslında güzel hale getiren açılardan bir tanesi. Özellikle ilişkilere atıfta bulunuyor. Bazı ilişkilere yön verebilme imkanı verecek mesela. Bazen böyle çok özgürleşmek, daha bireysel olmak isteriz. Bazen içinde bulunduğumuz işte sevgi, ilişki, ortaklık, iş ilişkisi, kardeşimizle, çocuğumuzla hiç fark etmez. Yaşamış olduğumuz ilişkilerde biraz daha esnek, biraz daha relax olmayı işaret ediyor. Biraz daha özgür bırakmak, karşıdaki kişinin sınırlarına daha fazla saygı göstermek
gibi algılayabiliriz. Burada bu şansı, bu imkanı verecek aslında bu Dolunay Mars'la birlikte. Ve yine güneşimize bakıyoruz. Tam tepe noktasında 29 derecede bir boğa burcu var. Yine bu da ekonomik konulara işaret ediyor. Parayla ilgili topraklar, gelirlerimiz, tarım, tarımsal faaliyetler. Yine dünya hem de ülkemiz için de bunlar geçerli. Ve yükselendeki Başak'ta aslında biraz daha hani disiplin, biraz istikrar, sağlıkla ilgili özellikle bu yaşadığımız şu süreçte biraz daha disiplinli olmayı işaret ediyor diyelim. Biraz daha çalışalım, biraz daha çaba gösterelim. İşte hemen vazgeçmeyelim, bazı yanılgılara düşebiliriz. Özellikle bunu da çok işaret ediyor. Çünkü iki aksta da değişken grup burçlar var. Burada şartlar birdenbire değişebilir. Yani şu an yaşadığımız gündemden bahsediyorum ve ekonomik koşullardan bahsediyorum. Ve herkes hem bütçesine hem gelirlerine biraz daha dengeli. Yani her ne kadar zor şartlar yaşasak da yine de hani harcamalarımızı böyle de daha dikkatli, daha iyi planlayarak yapmaya çalışalım diyor harita. Evet, şimdi burçlara geçiyoruz. Evet, koç ve yükselen burcu koç olan sevgili arkadaşlar. Akrep burcu dolunayı sizin 8. ev alanınızda gerçekleşiyor. Özellikle parayla ilgili konular. Bunlar karşı taraftan gelecek. İşte bankadan alacağınız bir kredi mesela veya onun geri ödemesi. İşte sigortalar gibi biraz daha böyle evraklı, daha resmi kurumlarla olan işler, bazı sözleşmeler veya ortaklıkla ilgili konularda bir paylaşılan bir paranın gündeme gelmesi, bununla ilgili bir çözümlenme artık olabilir. Çünkü özellikle de Mars Kova burcunda sosyal çevrenizi işaret ediyor. Buradan bir destek de gelebilir. Yakın çevrenizden yine bir destek alabilirsiniz. Bu konuda özellikle parasal konular da bazı artık çözümlenmeler çünkü yaşayacaksınız. Aynı zamanda birazcık da sağlığınıza lütfen dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Sevgili boğa ve yükselen burcu boğa olanlar, elbette bu sizin için çok önemli. Çünkü tam karşıt burcunuzda gerçekleşiyor. Özellikle 17 derece boğa burcunda ya da akrep burcunda bir yükseleniniz, bir güneşiniz varsa bu artık sizin için uzun süreden beri gündeminizi meşgul eden bir konunun sonuçlanması olacak diyebiliriz. Bir ortaklık, bir ilişki, iş veya özel ilişkiniz olabilir, evliliğiniz olabilir. Burada artık çözemediğiniz, çok sizi uğraştırmış, üzerine belki çok örtmek zorunda kaldığınız konular ortaya çıkacak ve bu alanda da bazı netlikler kazanacak gündeminiz. Bunlar iş ilişkileri olacağı daha büyük ihtimal, öyle düşünüyorum. İşe girmek, iş değiştirmek, terfi etmek, işte yer değişikliği mesela yine burada birinci planda olabilir. Özellikle sevgili boğalar, sizin için çok önemli bir dolunay ve çok şifalı da bir dolunay. İnşallah şifa bulacağınız bir süreç yaşayacaksınız Mayıs'ın sonuna kadar. İkizler ve yükselen burcu ikizler olan arkadaşlar, evet sizin için Akrep burcu 6. ev alanınızda günlük hayatınız, işiniz, sağlığınız, beslenme, akrabalar, eş dost çok yoğun bir süreç, yoğun bir zaman dilimi sizi bekliyor diyebiliriz aslında. Özellikle biraz daha sağlıkla ilgili konular birinci plana çıkabilir. Diyet gibi işte böyle bir konu, bir egzersiz, bir spor yapma imkanınız varsa biraz daha bunlara çok zaman ayıracaksınız. Birazcık hepimiz kilo aldık bu süreçte haliyle, hareketlerimiz kısıtlandığı için. Bu süreç sizin için aslında çok verimli olacaktır. Biliyorsunuz ikizler burcuna geçti kuzey düğümde. Aslında buradaki hareket, hani burada yapacağınız, bu saymış olduğum konular altında yapacağınız başlangıçlar ya da alacağınız kararlar sizin için önümüzdeki 1,5 yıl aslında çok önemli ve değerli olabilir. Bir onun tarih atın, bir not alın bir yere, unutmayın diye tavsiye ederim. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, evet bu su grubunda gerçekleşen ve sevgili yengeçler sizi destekleyen bir dolunay 5. ev alanınızda gerçekleşiyor. Her ne kadar stres ve birçoğumuza böyle biraz ruhsal bunalımlar yaşatsa size de tabii bunları duygusal olarak belki yaşatabilir ama getirecekleri çok daha olumlu olabilir.
Özellikle biraz daha eğlence, keyif, para piyasaları, çocuklarınız ve aşk. Evet, aşk getirebilir. Özellikle genç bir yengeçseniz ilişkili ilgili yeni bir gelişme, bir adım olabilir. Belki ayrılmış olduğunuz ya da işte eskiden tanıştığınız bir flörtünüz, bir karşı cinsi olan bir arkadaşınız tekrar başlayabilir gibi. Ve yine sevgili yengeçler, eşten beklenen, ortaklıktan beklenen bir parasal konuyu da gündeme getirecek bir dolunay olacak sizin için. Yine bu alanda bazı belirleyici sonuçlar çıkabilir sizin için de. Ve yine çocuklar, eğer ilgi alanınıza giriyorsa, çocuğunuz varsa veya bekliyorsanız, çocuk sürprizleri de burada. Bu dolunay ya da çocuğunuzla ilgili bir sağlık sorunu varsa burada bir şifalanma da olabilir. Evet sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, bu sizin için de önemli çünkü sabit bir grup burçta. Sabit grup burçları etkileyen, özellikle 17 derecesinde bir gezegeniniz varsa, boğa, aslan, kova ve akrep burçları en fazla etki zaten alan burç grubu burada. Dördüncü ev alanınızda gerçekleştiği için daha fazla aslında yer değişikliği verebilir. Aile büyükleriyle ilgili bir gelişme olabilir. Onların sağlıkları olabilir. Oturdukları mekanla ilgili. Sizin evinizde yaşadığınız ortamlarda bazı değişimler, dekorasyon olur, taşınma olur, ofisle ilgili, iş değişiminle ilgili belki bir ofis, yani home office çalışma diyebiliriz. Böyle bir durum söz konusu olabilir. Bir evle ilgili, bir mülkün alıp satımıyla da ilgili bir gelişme eğer bekliyorsanız ve burada da aslında mesela eşinizden, partnerinizden, ortağınız varsa ortağınızdan bir destek alacağınızı söyleyebilirim. Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, sizi de yine destekleyen bir dolunay. Özellikle eğitimle ilgili. Yüksek eğitim veya normal çocuklarınız, yakınlarınız veya kendiniz de yani bir eğitime başlayabilirsiniz. Biraz daha yakın çevrenizin böyle markajında olsunuz ve yakın çevrenizde çok fazla zaman geçireceğiniz, bazı konuların döneceği bir süreç olacak. İşte kardeşiniz, komşunuz, eşiniz ve iletişim trafiği, ticari konular, elektrik, elektronik ile ilgili cihaz, bununla ilgili cihazlar olabilir işte gündeminizde olacaktır. Daha fazla kendinizi ifade etme fırsatı bulacaksınız. Yazılı, sözlü böyle bir düşünceniz varsa bu dolunay tam size böyle bir fırsat getirecektir. Ve sizin de yine birazcık sağlıkla ilgili konularınız gündeme gelebilir veya aile büyüklerinizle ilgili sağlıklar. Eğer çalışan bir başaksanız, yeni çalıştığınız yer, iş arkadaşlarınız, evcil hayvanlarınız da yine gündeminizde olacak Mayıs sonuna kadar. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, tabii en fazla parayla ilgili konular sizin için önemli. Çünkü ikinci evinizde bir de onlar. Gelirleriniz, çalıştığınız yerden beklediğiniz para, ikinci bir iş girişimi, beklemediğiniz bir yerden bir ani bir harcama veya ani bir para mesela gelebilir ailenizin içerisine veya bireysel olarak size. Yine çocuklarınız, aşk ve flörtsel konular da sizin için çok gündeminizde olacaktır. Çocuklarınız olabilir. Biraz daha eğlenceli, biraz daha keyifli bir süreç yaşıyor olabilirsiniz şu sırada. Sadece gündemde para ve parayla ilgili konularda biraz daha dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Hatta bu konuda bir danışmanlık, bir rehberlik almanızı da öneririm sevgili teraziler. Evet sevgili akrepler, tabii ki de 17 derece özellikle bir güneşi yükseleniniz varsa bu sizin için çok önemli bir dolunay. Yılın en önemli zamanı sizin için diyebiliriz. Çünkü bu alanda olan, yükselen üzerine olan bir dolunay özellikle belirleyici olacaktır. Hayatınızın tüm alanında özellikle ilişkiniz varsa ilişki, çalışma hayatınızla ilgili bir girişim varsa orası, taşınma yer değişimi veya kişisel işte görüntünüzle ilgili, işte bir alışveriş, para harcamak. Yani hayatınız aslında çok önemli bir dönem bu dolunay. Bu dönemde tabii çok da duygusal, çok hassas olacaksınız. Özellikle biraz daha sinirli olabilirsiniz, daha alıngan. Ama bazı şeylerin de çok derin bir şekilde farkına varacağınız bir süreç olacak. Bugüne kadar görmeye uğraştığınız,
bazı şeylerin artık arka planını görüp sezebilir, duyabilirsiniz ve hayatınıza yeni bir yön verme kararı alabilirsiniz sevgili akrepler. Özellikle tabii Mars'ta Kova burcunda sizin yönetici gezegeniniz dördüncü evinizde ve ailenizi de ilgilendiren ya da yaşam alanınızı ilgilendiren alanda önemli bir değişim, bir yer değişimi söz konusu olabilir. Lütfen iyi düşünün, dikkatli karar verin diyorum sevgili akrepler. Yaylar ve yükselen burcu yay olan arkadaşlar. Evet, Dolunay 12. evinizde. 12. ev dolunayları daha fazla duygusal ve ruhsal boyutta çalışır. Daha fazla farkındalık zamanıdır. Kişinin biraz daha yalnız kalma, bireysel olmak isteği, hani geri çekilmek istediğimiz zamandır. Daha çok düşünür, daha çok hissetmek isteriz. Olayları karşıdan gözlemleriz. Ayrıca da çok meraklı ve araştırmacı olacağınız bir süreçte siz böyle çok arka planda kalmış, merak içinde olduğunuz, uzun süreden beri peşinde olduğunuz diyelim. Bazı konuları izine takip edeceksiniz. Bazı şeyler öğreneceksiniz diyebiliriz. Birazcık da ruhsal olarak hani kendinizi çok iyi hissetmeyebilirsiniz. Biraz daha hani yardım alma zamanı olabilir sizin için ama çok da dert etmeyin. Çok stresli bir dolunay değil ama muhakkak az da olsa sizi etkileyecektir. Bu arada genel olarak da Kova burcu dördüncü evinizde olduğu için biraz daha burada sezgileriniz öne çıkacaktır. Çok fazla duygularınızla hareket edebilirsiniz. Ona da biraz dikkat edin derim. Evet, sevgili Oğlak ve yükselen burcu Oğlak olan arkadaşlar, 11. evinizde bir dolunay. 11. ev dolunayları genel olarak biraz daha rahat geçer. Biraz daha çevrenizle ilgili, hani arkadaş, sosyal çevre, iş ortamı, yeni tanıştığınız insanlar ya da böyle alanlara, böyle konulara fırsat verecektir. Mesela toplumun içerisindeki yeriniz daha gözle görünür öne çıkabilir. Daha çok konuşulabilirsiniz ve kendinizi tanıtma fırsatı verebileceğiniz, yani şansı bulabileceğiniz bir dolunay diyebiliriz. Yeni tanışmalar, yeni aşkların başlayışı diyebiliriz burada. Ve yeni tanışılan sosyal ortamlar, bazı organizasyonlara katılmak ki ufak ufak Mayıs sonunda bunlar başlayacağını düşünüyorum. Burada tanışılan kişilerle yeni bir iş imkanı yaratabilirsiniz yine. Sizin için güzel kaynaklar olan bir dolunay olacak. Ve sosyal çevreniz çok fazla gündeminiz olacak ve sosyal çevrenizde çok aktif olacağınız bir süreç olacak. Lütfen yazılı, sözlü olarak konuşmanız, anlatmanız gereken konular varsa bu ayı lütfen değerlendirin derim. Evet, kovalar ve yükselen burcu kova olan arkadaşlar. Tabii dolunay sizin için de öyle çok kolay olmayabilir. Daha fazla mesleki alan, işle, kariyerle ilgili konuları gündeminize taşıyacaktır. Burada belirsizlikler varsa artık onlar gün yüzüne çıkacak. Bazı değişimlere doğru gidiyorsunuz. Bu iş değişikliği, terfi etmek, işten ayrılma, yeni bir işe başvurma gibi bir süreç olabilir. Aslında uzun zamandır bu gündeminizdeyse eğer yeni bir, ne bileyim, oluşuma girmek. Bu koronavirüs sonrası yeni bazı sektörler gündeme gelecek. Bunlarla ilgili özellikle odaklanmanız gerekecek bir süreç ki siz bunları takip etmeyi çok seversiniz. Dijital ortamlar, elektrik, elektronik gibi konularda bazı iş girişimlerinde bulunabilirsiniz. Sevgili kovalar, sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, evet. Sevgili balıklar, akrep burcu dolunayı 9. evinizde. Yüksek eğitim direkt gündeminizde olacak. Uzak eğitim, uzaktaki insanlar, ticaret yapıyorsanız eğer. Veya uzakta bir çocuğunuz var, uzakta bir sevgiliniz, eşiniz, dostunuz var. Onlardan haber almak, ziyaretlerin başlaması diyebiliriz. Yine hukuksal bir süreçiniz olabilir. Mahkeme dava yine 9. ev orayı da temsil ediyor. Ve gerçekten de yani ötelemek zorunda kaldığınız bir seyahatinizi yapma fırsatı doğabilir. Bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Ayrıca da kendinizi geliştirmek için çok güzel bir zamandır okumak, farklı kültürleri araştırmak ve yine tahsille ilgili uluslararası bir eğitim alma imkanı burada doğabilir sevgili balıklar.
Ve yine burada da mesela kendi kendinize içsel olarak hani daha hiç böyle eyleme geçirmemiş, kimseye söylemediğiniz bir konu da kendi içinizde düşünerek bunu olgunlaştırabilirsiniz diyebilirim. Evet sevgili seyircilerim, izleyicilerim, lütfen yükselenize göre takip edin. Öncelikle ondan sonra güneşiniz ve ay burcunuzu da muhakkak dinlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü özellikle 17 derece bu dolunayımız. Bu alanda 17 derecede akrep, boğa, kova, aslan burçlarında gezegenleri yerleşmeniz varsa muhakkak o alanda da etki alacaksınızdır. Evet, bir Mayıs ayı diliyorum hepinize. Görüşmek üzere ve dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.